Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Şeker günümüzde en çok tükettiğimiz besin maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Dolayısıyla şeker tüketirken yaşadığımız en büyük sorun, günde ne kadar tükettiğimiz konusunda net bir fikrimizin olmaması. Günümüzde kişi başına ortalama 10 ile 30 çay kaşığı, bir başka deyişle 40 ila 120 gram şeker tüketildiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuş. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, şekerin günlük kalori ihtiyacımızın %10'undan fazlasını oluşturmaması gerekiyor. Çünkü fazla şekeri vücut tolere edemiyor ve şeker zamanla birikim yaparak birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. Amerikan Kalp Cemiyeti'nin yayınladığı rakamlara göre, günlük olarak alınabilecek şeker miktarı erkekler için 35 gram, kadınlar içinse 20 gram olmalı. Bu tarz videoların devamı için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peki bir ay boyunca şeker tüketmezsek vücudumuzda neler oluyor? Kilo aldırmanın yanı sıra rafine şeker tüketimi, insülin direnci, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların riskini arttırır. Aynı zamanda bilişsel işlevi ve hafızayı oldukça fazla etkiler. Ayrıca David Wolf'a göre yaşlanmayı da hızlandırır. İşlenmiş şekeri beslenme düzeninizden çıkarmak ürkütücü ve hatta imkansızmış gibi olsa da şekeri tamamen kestiğinizde vücudunuzda meydana gelen tüm değişimleri öğrenmek belki bu alışkanlıktan kurtulmanızı sağlayabilir. Haydi gelin bu değişimler nelermiş hep beraber öğrenelim. Şekeri hayatınızdan çıkarttıktan sonraki bir saat içerisinde bile etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz. David Wolf, bu konuyla ilgili olarak, şeker bağımlılık yapar ve beynin ödül merkezinde olan uyuşturucu bir madde gibidir, diyor. Günlük tükettiğiniz şeker miktarına bağlı olarak, kan şekeri seviyelerinde değişen düşüşler, terleme, titreme, sinirlilik hali, açlık ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Bu süreçte lifli taze sebzeler, protein ve sağlıklı yağlar tüketerek bu semptomlarla başa çıkabilirsiniz. Şekeri bıraktıktan hemen sonraki günler bu süreçte en zorlanacağınız zamanlardan biridir. Gutfried'e bu süreçle ilgili olarak baş ağrısı ve enerjide düşüş gibi bir takım belirtilerle karşılaşabilirsiniz, diyor. Fakat bu durum aslında vücudunuzun kendini iyileştirmeye çalıştığının bir göstergesidir. David Wolf'a göre, Candida gibi aşırı büyüdüğünde bağırsak sağlığınıza zarar verebilecek şeker içeren gıdalar zararlı mikroorganizmaları beslerler. Bundan dolayı da şekeri tamamen kesmek bu mikroorganizmaların büyümelerine ve gelişmelerine engel olur. Asıl iyileşme süreci aslında tam da bu zamanlarda başlar. Vücudunuz şekeri bıraktıktan bir hafta sonra insülin seviyenizdeki bu değişimle beraber kendini iyileştirmeye ve tedavi etmeye tam anlamıyla başlar. Gutfried'e göre vücutta ilk 72 saat içerisindeki insülin seviyesi stabil kalırsa vücudunuzda yağ depolamada yer alan diğer hormonlar da normal seviyelere gelmeye başlarlar. Ayrıca cildiniz pürüzsüzleşir ve yüzünüzde daha az şişkinlik olur. David Wolf şekersiz bir aydan sonraki bu süreç için, bu noktada şekerin size neler yaptığını, neden sadece kilo alımına ve mantar enfeksiyonlarına yol açmadığını aynı zamanda bir bağımlılık olduğunu kesin bir şekilde anlayacaksınız, diyor. Bu süreçte psikolojik olarak kendinizi çok daha iyi hissedecek, kilo verecek ve sağlığınızın gün be gün iyileştiğini fark edeceksiniz. Karaciğeri olumsuz etkilediğinden hücrelerin yenilenmesini azaltarak yaşlanmayı hızlandırır. Yapılan araştırmalarda şekerin hafızayı gerilettiği tespit edilmiştir. Kanda uzun süre devam eden normal ancak yalancı şeker seyrinin beyne giden sinyalleri zayıflattığı bilim insanları tarafından ortaya konulmuştur. Şeker ile benzer yapıya sahip olan bağışıklık sistemindeki hücrelerin sayısını azaltır. Bağışıklık sistemi vücuttaki şekeri o hücre yapısına benzettiğinden bu koruyucu hücreleri üretmez. Bu da virüsün vücuda girdiğinde ortada güçlü bir antikorun olmamasına yol açar. Hücrelerin yapısını bozan şeker kanserli hastalıkların yaşanma riskini azaltır.
Örneğin sigara içen bir kişi normal olarak akciğere zarar verirken beraberinde aşırı şeker tüketimi ciğerlerdeki hücrelerin DNA yapısını bozar. Bu da kolayca akciğerlerde mutasyonlu hücrelere yani tümörün oluşmasına zemin hazırlar. Bazı cilt uzmanları aşırı tüketilen şekerin saç dökülmesine ve yıpranmasına yol açtığını da belirtiyor. Amerika Diyet Rehberi'nin 2010 yılı raporlarında, diyetle ilgili 5 kronik hastalığın varlığından söz edilmiş. Bu hastalıkların en önemlilerinden biri ise kanser. Doğal olarak şeker içeren tahıllar, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller aynı zamanda kansere koruyucu olarak görev yapan vitamin, mineral, antioksidan ve fitokimyasallar gibi maddeler içeriyorlar. Bunun aksine sofra şekeri boş kalori olmasının yanı sıra hiçbir koruyucu madde içermiyor. Üstelik yüksek şeker alımı insülin direnci ve obeziteyi tetikleyerek indirekt olarak meme kanseri gibi bazı kanserlerin riskini arttırıyor. Yapılan çalışmalarda besinlerin glisemik yükü ile meme, kolorektal, endometrium ve pankreas kanserleri arasında pozitif ilişki tespit edilmiş. Şeker, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için keyif verici özelliği kişilerde bağımlılık yaratabiliyor. Beyinde bağımlılık yaratan etkisi de içinde şeker olan besinler tüketilmediği zaman mutsuzlukla sonuçlanabiliyor. Çünkü bağımlılık nedeniyle en ufak bir sorunda gerektiğinden fazla şeker ve tatlı tüketmek zamanla kilo alımına, bu tabloda mutsuzluğa sürüklüyor.